Günaydın. Bugün yoğun bir gün. Çay yaptım. Çay içeceğim. Çünkü biraz boğazım ağrıyor. Onun dışında birazdan beni bir kariyer danışmanı arayacak ve birlikte burada neler yapabileceğimi konuşacağız. Sonra bugün saç boyayacağım. Biraz onun gerginliği var üstümde. Aslında tüm gece uyumadım desem yalan olmaz. Ve dün, çok hızlı yapıyorum ama şimdi telefonum çalar. Dün şöyle bir takılı kaldım. Size şöyle göstereyim hatta. Telefonum çalınabilir. Alo? Alo? Ja, genau. Eine Einladung habe ich nicht erhalten. Ich habe nur einen Brief erhalten, dass meine Kontaktdaten fehlen. Und dementsprechend habe ich auch meine Mail und meine Telefonnummer abgeschickt. Evet, telefon konuşmam bitti. Bu arada da lensimi taktım daha iyi görebilmek için. Sormayın ya, çok karışık işler arkadaşlar. Karışık. Yani Türkiye'de okumuş olmam, buraya geç gelmiş olmam, yani annelerim kaç tane annem var. Annemlerden daha geç gelmiş olmam biraz karıştırdı durumu. Bilmiyorum nasıl çözeceğiz. Bakalım, zaman gösterecek. Ben de hazırlanıyorum aslında. Birazdan saçımı boyayacağım. Bu görüntüyü görmek istemiyorum daha fazla. Sarı saçlı son halim. O yüzden bu vlogu çok çekmek istedim. Şimdi size ama odamdaki değişiklikten bahsedeceğim. Bir yastık almıştım şöyle şurada ama Zuzu Bey onu hiç bırakmıyor ki. Böyle. Bir yastık aldım. Buraya birkaç tane daha bu tonlarda alacağım. Odam genelde böyle krem, ekru ve siyah olacak. Onun dışında bakın şu köşeme. Şu bitkimi biliyorsunuz zaten. Bayağı da büyüdü. Bakın. Şöyle bir metal. Ne diyebiliriz ki buna? Komodin değil. Bilmiyorum. Bunun adı ne olabilir? Siz bana mutlaka söyleyin. Böyle bir şey aldım. Koltuğun yanına koymak için birkaç tane kitabımı koydum. Ve işte klasik IKEA mumu. Bu da doğum günümde bana gelen çiçekler. Onun dışında annemden şöyle bir şey de geldi. Çiçekler dışında bir de böyle bir şey geldi. Bayağı odama uyuyor yani. Bir halı beğendim aslında IKEA'da. Fotoğrafını koyabilirsem buraya koyarım. Koyamazsam da merak edenler için bilgi kutusuna eklerim. Böyle ekru ama böyle desenli. Şöyle desenli. Siyah böyle çizgileri var. X gibi gitti galiba. Aklıma pek değil ama onu istiyorum. Çünkü buraya çok uygun olacağını düşünüyorum. Onun dışında da şu alana bir orta sehpa istiyorum. O da yine IKEA'da. Böyle siyah ama üstü cam. Şeffaf cam. Ama metal bir orta sehpa. Mutlaka görmüşsünüzdür eğer IKEA'ya gitmişseniz. Onu da istiyorum. Öyle. Bir tane de şu duvar boş olduğu için şuraya bir raf. Bir kitaplık istiyorum. Raf değil, kitaplık. Onu da metal istiyorum. Siyah metal. O şekilde yavaş yavaş şekil alıyor gibi. Gibi. Neyse ben telefonla konuştuktan sonra kahvaltımı da yaptım. Bir şeyler yedim çünkü aç karnına saç boyamayayım diye. Acelem yok. Dün de saç fırçam, saç boyama fırçam olmadığı için bir saç boyama fırçası alayım istedim. Ama yanlış almışım. Bu şey içinmiş. Eve gelince annemi söyledi çünkü. Balyaj ya da röfle içinmiş. Sonra şöyle bir tarak set aldım. 4 tane tarak var. Ayırma tarağı falan filan var içinde. Evet, boyalarım da burada hazır. Birazdan başlayacağım. Ama başlamadan önce balonumu görüyor musunuz? Balonum hala burada.
Bunda ahı gitti, bahı kaldı. Biraz makyaj yapmak istedim. Daha iyi görünmek için. Yeni bir kapatıcı aldım dün. Onu denedim. Bu. Essence'in kamuflaj şeyi. Kapatıcısı. Bu kadar mı zor? Çünkü biraz cilt tonum değişti benim. Eskisi kadar beyaz değilim. Ama sarıyım yani. Ben sarı alt tonlu bir insanım. Yine de. O yüzden böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Bence bayağı da iyi oldu. Bakın. Sevdim onu. Kokusu çok güzel. Biraz parfümlü. Rahatsız olanlarınız varsa aklınızda bulunsun. Şimdi sizin nasıl koyacağım bilmiyorum. Hala bir tripodum yok. Böyle olmaz ama. Bir saniye, ben buraya bir çözüm bulayım. Geliyorum. Evet, hallettim şu anda. Şimdi. Böyle hızlı yalandan bir göz makyajı yapacağım. Ten makyajı yapacağım. Kaşlarımı sarayım. Kaşlarımı da boyayacağım tabii. Olmazsa olmaz yani. Evet, ne diyordum? Şimdi kariyer danışmanımla ne konuştuğumdan bahsedeyim isterseniz. Türkiye'de neler yaptığımdan, işte hangi bölüm okuduğumdan falan filan, onları anlattım biraz. Buna istinaden de kariyer danışmanı size aslında iş bakıp iş buluyor. Ama benim alanım biraz zor olduğu için o anlık iş bulamadı. Daha böyle hani büroda bir iş buldu. Onun dışında kendini işsiz ilan eden herkese bir eğitim hakkı sunuyorlar. Bu eğitimde siz aslında bence çok yararlı bir eğitim. Hangi alanlarda daha iyi olduğunuzu, hangi alanlarda daha kötü olduğunuzu belirli böyle envanter testi gibi testlerle öğreniyorsunuz. Aslında kendi kişiliğinizi tanıyorsunuz. O yüzden bence çok büyük bir avantaj. Ve beni böyle bir eğitime yollamak istedi. Zaten annem ve kardeşim şu anda öyle bir eğitime gidiyorlar. Ben de istiyordum. Ama şöyle bir durum olmuş. Ben 25 yaşımı aştığım için tekrar işsizliğimi ilan etmem gerekiyordu ki ben bunu yaptım. Ama bu oraya ulaşılamadığı için, yani onlara ulaşmamış benim dilekçem. Dolayısıyla beni hiçbir yere yönlendiremiyorlar. Hem yönlendiremiyorlar hem de ben işsizlik maaşı alamıyorum. Biraz karışık, sıkıntılı bir durum. Ya bilmiyorum. Umarım çözülür. Çözülmesi benim hayrım olur yani. Çünkü iş bulana kadar bir yerden geçinmem gerekiyor, değil mi? YouTube'u da ben meslek olarak yapmıyorum. Ben buradan gerçekten para kazanmıyorum. O yüzden benim kendimin bir yerlerden bir şekilde garanti almam gerekiyordu. Biraz demoralize oldum açıkçası. Çünkü ben çok önceden dilekçemi gönderdim. Ama bakalım yani. Sonuçta hakkımı yiyemezler diye düşünüyorum. Tekrar bir kapatıcı süreceğim. Böyle hızlı bir göz makyajı yaptım. Saçımı nasıl oldu da bu renge boyamaya karar verdim? Bu bence en merak edilecek konulardan biri. Evet, benim için de vazgeçmek kolay olmadı. Çünkü çok düşündüm. Arkadaşlarımın, en çok da Harun'un başının etini yedim. Doymadım. YouTube'da anket yaptım. Instagram'da anket yaptım. Tabii ki de çok ben böyle gerçekten radikal, büyük bir fark bekliyordum. Hani çoğunuzun hayır yapma demesini bekliyordum ama neredeyse %50-%50, yani ikiye bölünmüştü fikirler. Dolayısıyla aldığım desteklerden sonra yapma kararı aldım. En azından içimde kalmasın. Çünkü bir daha bu yaşlara geri gelmeyeceğiz. O yüzden deneyeceğim. Şöyle bir fikrim var. Zaten şu anda çok yoğun olacak ama ben onu
ya yani saçımı sık yıkadığım için o akacak. İster istemez akacak. Ve ben aslında zaten o akmış rengi elde etmek istiyorum. Onu elde edemem büyük bir ihtimal şimdi ama yıkandıkça o renk olacak. En azından ileride çok zor olmayacak benim için sarıya dönmek. Çünkü şu an burada yeniyim ve mesela Türkiye'de hemen her şeye ulaşmak çok kolay. Burada köşeye döndüğünüzde kuaför malzemesi satan bir yer yok. Dolayısıyla profesyonel boyaya ulaşmak biraz zor. Mesela Amazon'da var ama Amazon'da da benim istediğim renkler yok asla. O yüzden saçımı küllü tutmakta biraz zorlandım ve benim için çok gıcık oluyor. Çünkü gözüme bir şey girdi ya. Çünkü benim için şöyle saçımın uzunları, bakın buralar mor şampuanla direkt gri oluyorken diplerim olmuyor. Çünkü diplerim burası kadar açık değil. Haliyle bir tarafı turuncu, bir tarafı böyle soğuk oluyor. Gıcık oluyorum o görüntüye. Gerçekten gıcık oluyorum. O yüzden hani direkt böyle bir sıcak tona kaçma fikri geldi aklıma. Bir de ben oldum olası bakır rengi hep beğeniyorum. Ha, kendi bana yakışır mı yakışmaz mı göreceğiz. Ama bu aralarda Nivea'nın lip balmını hem dudaklarımı hem yanaklarımı kullanıyorum. Bence çok sağlıklı bir görüntü oluyor. Neyse ne diyordum? Unuttum. Ne dediğimi unuttum. Evet. Hadi biraz da siz bana Türkiye'den bahsedin ya. Hep ben konuşuyorum. Havalar soğudu mu çok merak ediyorum. Gerçi tamam şu an sorabilirim ama sohbet olsun. Havalar soğudu mu? Kışlıklar çıktı mı? Malum Kasım'dayız artık çıkarın ya. Zaten acayip acayip gözüm kalıyor. Biz burada üşüyorken siz hala tişört giyiyordunuz. Çok gözüm kalıyor ya. Hani buradakiler alışkın buranın hava koşullarına ama ben de sürekli arka planda şey fikri var. Ben şu an Türkiye'de olabilirdim. Fikri olduğu için kıskanıyorum. Gerçekten. Hiç kıskanç bir insan değilimdir normalde. Ama kıskanıyorum. Bunu kıskanıyorum yani. Bu kadar makyaj yeter bence. Zaten elinde sonunda saç boyadığımda akıp gidecek. Şimdi ben saç boyama videosunu burada göstermeyeceğim. Üzgünüm. Bunu ayrı bir videoda göstereceğim. Ama saçımı açıp tarayabiliriz şu anda birlikte. Bu vlogda görmeyeceksiniz yani. Ayrı bir video çekeceğim. Aman. Ya bir de o kadar gürleşti ki saçım. Ay yani. Gerçekten ay. Görüyor musunuz? Yani kamerada gerçekte olduğu gibi gözükmüyor işte. Bu arada akşamları şey yapar oldum artık. Saçıma bolca saç yağı yediriyorum. Benim kullandığım bu Garnier'in bir yağı ama Türkiye'de bunu hiç görmedim. Önemli değil zaten. Yağ olması önemli. Bayağı böyle uçlarıma bayağı yediriyorum. Hani maske yapar gibi yediriyorum ve sabah uyandığımda emmiş oluyor onu tamamen. Çok acayip değil mi? Bu görüntüye son kez bir bakın istedim. Sarı bir vlogum olsun istedim. Ay böyle görünce de hiç kıyasım gelmiyor. Ne olacak? Ne olacak şimdi? Of. Bir bakayım. Ama ne zaman... Ama aynada şu anda sarım o kadar güzel gözüküyor ki. Ay inat. Gerçekten. Gerçekten saçım benimle dalga geçiyor galiba. Ha? Hiç böyle güzel bir sarı durmuyordu. Şimdi neden öyle duruyor? Yok ama bakın ben dalgalanmayı görüyorum. Şurası bayağı açıkken burası biraz açık. Burası da çok az açık. Anladınız mı? 3 renk var şu an saçımda. Ama ışıktan siz öyle görmüyorsunuz asla. O zaman 3-2-1 diyelim mi? 3-2-1 dediğimde ben buradan gideceğim ve bakır halimle geleceğim. Nasıl?
Nasıl? Hı. Ben de biraz şeyim ama. Yapacak herhalde. Yapacağız artık. Bu kadar boya aldım. Değil mi? O zaman şey diyelim mi? Sarışın Dilara'ya bay bay. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ay. Yapamayacağım galiba. Yapmasam mı be? Hı. Of, çok tereddütteyim. Burada bir fiş var ama neyin fişi bilmiyorum. Bu değil mesela. Bu yanlış bir fiş. Hani yok be, yapacağım. Bakın, şaka yapmıyorum. 2 aydır böyleyim. Yapsam mı? Yapmasam mı ya? Yapsam mı? Yapmasam mı? Yapacağım ama. Yapacağım. Hı? Çok gördüm kendimi sarı ya. En kötü akar. Tamam mı? Şu an kendime teselli veriyorum. Çünkü direkt arkamda ayna var. En kötü akar. Sonra ben boya siliciyle ya da boya çıkarıcı, her neyse onun adı. Onunla o boyayı çıkarırım. Hı? Olur mu öyle bir şey? Olur galiba ya. Hı? Bir de şey aldım. Saç bakım maskesi falan aldım. Bayağı saçımı artık güzel güzel bakmayı hedefliyorum. Zaten bakıyordum. Zaten bakmasam bu kadar gürleşemez boyalı bir saç. Biliyorsunuz çünkü önceki halini. Neyse. Yapıyorum. O zaman. Sarışın civciv Dilara'ya bay bay diyelim. Lütfen bu videonun hatırına yorumlara bir civciv emojisi bırakır mısınız? Elveda civciv. Ağlıyor ağlıyor saçı boyayacağım. Neyse, ben şimdi diğer videoyu çekmeye gidiyorum. Size bakır halimle merhaba derim. Tatatatam. Geldim. Ve boyadım. Kuruttum. Hazırlandım. Şimdi Zuzu'yu giydirdim ve dışarıya çıkacağız. Hem böyle fotoğraf çekmeye çalışacağım. Bir selfie yapmak istiyorum ama biraz hava karardı. O yüzden dışarıya çıkmak daha iyi olur. Bir de Zuzu'yu yürütmem lazım. Ama telefonum nerede? Hiç fikrim yok şu an. Evet, biz şimdi çıkıyoruz. Geldiğinde görüşürüz. Evet, biz geldik. Şimdi Kanal D'yi açıyorum çünkü Sadakatsiz varmış bugün. Onu izleyeceğim. Saçımda topladım, böyle gözüme girmesin diye de çok saçma olmadı mı? Tekrar üstümü değiştirdim bu arada. İçime sinen bir fotoğraf çekemedim çünkü, o yüzden. Bugün çok soğuk değil mi? Hı? Bugün çok soğuk. Bugün yaktarmış ya beni. Benim de bacaklarım. Battaniye getirdim yanıma, üstüme sereyim diye. Tuzu müsaade ederse. Gel Zuzu, gel. Anaokulda uzandık, Sadakatsiz izliyoruz. Annem de mantı yapıyor bize. Biliyorsunuz ki benim en sevdiğim yemek mantı. Bu arada böyle kahverengi çıkıyor. Hala gözüm bu saçlara alışmadı. Alışamadım. Vallahi çok acıkmışım. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Akşam da biraz Sims olurum. Akşam dediğime bakmayın, akşam oldu zaten. Sims oynarız biraz.
Evet, akşam evimizdeydik. Hava da karardı. Zuzu'yla dolaştım, geldim. Tam pijamamı giyecektim ki sonra dedim ki neden birkaç tepki ölçmüyoruz? Ama bir saniye önce açarsa. Açtı. Hala mı ya? Güzelliğe bak ya. Senin tepkini çekecektim. Güzelsin. Sen ne yapıyorsun ya? Evet, istediğim tepkiyi aldığıma göre, pijamamı da giydiğime göre makyajımı çıkarıp yatabilirim. Bugün gerçekten uzun ve yorucu bir gün oldu. Tabii siz bunu 10 dakikada görüyorsunuz ama gerçekten çok uğraştım. Tek tek boyadım vesaire. Şu anda odamın ışığında aslında sanki daha doğru görebilirsiniz gibime geliyor. Ya bilmiyorum yani telefondan baktığımda, aynadan baktığımda bir tık daha bakır duruyor ama kamerada biraz daha kahve gibi duruyor. Çok garip bir şekilde. Anlamadım. Ama Instagram'dan bakabilirsiniz. Oraya bombayı atıp kaçtım. Evet. Yani çok çabuk akacağı belli. Birkaç yıkamaya dayanmaz. Sarılar çıkar. Ama ben zaten öyle bir görüntü istiyordum. Çünkü bu rengi böyle bir ara döneminde kullanmalık düşündüm öyle. Yani, hayatımın sonuna kadar bu rengi taşımayacağım. Beni yine sarı göreceksiniz yani. İçiniz rahat olsun. Ben istediğim tepkiyi de aldım. Instagram'dan da çok güzel geri dönüşler aldım. Bu beni mutlu etti. Çünkü az önce biraz moralim bozulmuştu aslında. Tam istediğim renk olmadı gibi düşündüm ki öyle. Bence tam anlamıyla istediğim değil çünkü. Bu arada şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben boyama videolarımda ara ara gösteriyorum. Benim böyle kullandığım Oilplex diye bir ürün var. Birçok yağ ve protein barındıran bir ürün. Ve ben bu ürünü bana marka göndermişti. O günden sonra boyalarımı birkaç damla damlatıyordum. Bugün onu yapmadım. Boyanın etkisini kırmasından korktum. Bakır çünkü zaten çok akıyor. Ama saçlarım kupkuru, dipleri kupkuru. Normalde her boyada oluyor bu ama o bunu engelliyordu işte. Ve diplerim yumuşacık oluyordu. Bir saniye mesaj geldi. Ama bugün onu kullanmadığım için diplerim kuru kuru ve çok kaşınıyor. Bilmiyorum yarın tekrar yıkar mıyım, yıkamaz mıyım? Sık sık da yıkamak gerekmiyor. Bilemedim yani, belki bırakırım. Ama onu net söyleyebilirim. Yani gerçekten sponsorlu değil. Ama o ürüne hani imzamı atarım. Yani gözle gördüm artık hani. Bu kaçıncı kullanışım? Bu sefer kullanmadım. Onu yani kullanmayayım diye düşündüm. Yoksa var hala. Bayağı da bereketli. Ama bayağı iyi. Benim bugün günüm saçtan ibaretti. Size de baymak istemiyorum. Çok fazla bu kanalda saç içerikli videolar birikti. Normal akışımıza devam edeceğiz. Ben o zaman burada size veda edeyim. Yatağa da girdik bile hatta. Şu beyefendi uyuyor. Şimdi kanepemi açıp güzel uyuyacağım. Bugün zaten sabah çok erken uyanmıştım. Kariyer danışmanı randevum olduğu için. Bayağı yorgunum yani, şu anda saat epey geç. Bir de şu an Türkiye ile aramızdaki saat fark 2'ye çıktığı için daha bir böyle karışıyor bende her şey. Çünkü her ne kadar burada yaşasam da iletişim kurduğum herkes orada olduğu için
Yani herkes değil, çoğunluk orada olduğu için. Oranın saatine göre düşünüyorum sürekli. Neyse, çok konuştum. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like ve yorum atmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanalıma abone olmadıysanız, hemen abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.